Bu sene İzmir'in Urla halkı çok umutlu Ferit oğlum. Bu sene tütün fiyatlarının yüksek olacağına benim de inancım tam. Kesinlikle buna inancım tam. Biliyorsun ben Binnaz ile evlenmek istiyorum. O yüzden bu sene tütün fiyatlarından iyi para gelmesi lazım. Evet biliyorum. Hakkında hayırlısı olsun. Sağ ol. Tütün eksperi tütün fiyatını açıkladı. Hiç beklediğimiz gibi olmadı. Sen ne diyorsun bu işe? Evet, tekelin taban fiyatı düşük. Bu yüzden piyasa tüccarların eline geçti. Bu durum hiç iyi olmadı. İşin garibi, Demokrat Parti tüccarı destekliyor. Bu da cabası. Bunda garip olan bir durum yok. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti tüccarın desteğini gördü. Haliyle onu destekliyor şimdi. İşimiz çok zor gerçekten. Sence ne yapalım? Direnebildiğimiz kadar direnelim diyorum. Daha sonra duruma göre karar veririz. Sanırım haklısın. Sayın Devlet Bahçeli, Demokrat Parti'nin tütün satışlarında tüccarı desteklemesini nasıl buluyorsunuz? İzmir Urla halkı bu konuda mağdur. Bu durumu biraz değerlendirir misiniz? İzmir ilimizi ziyaretimiz sırasında Ödemiş, Tire ve şimdi de Selçuk ilçelerini gezmekteyiz. Bu ilçelere yapmış olduğumuz halka hitapların dışında pazar gününün de tesadüf etmiş olmasıyla pazar yerlerinde dolaşıyoruz. Alışveriş canlı gibi gözüküyor fakat alışveriş yok. Halkımız pankartlarda olsun bizlere yaklaşarak ifadelerde dikkat ettiğimizde onlar da bu iktidardan kurtulma arzusunu ifade ediyorlar. Zaman zaman da kurtarın bizi diye yüksek sesle sesleniyorlar. Bizim yapmış olduğumuz değerlendirmelerde çiftçilerimizin özellikle tarımsal girdilerin çok hızlı bir şekilde artışı. Evet Sayın Bahçeli, İzmir Urla halkı gerçekten zor durumda. Tütünleri para etmedi. Sokakları da gördünüz. Halk sizce ne yapmalı? Biraz evvel Selçuk'ta ilçe teşkilatımıza gelirken pazar yerinin içerisinden geçtik. Kalabalık var, alışveriş yok. Bunu bir şekilde izah etmek lazım. Demek ki halkın satın alma gücünde önemli bir düşme var. Bunun giderebilmek için de gelir dağılımındaki adaletsizlikten başlamak lazım. Ekonomik büyümeyi sürekli hale getirmek lazım. Seçim ekonomisi alışkanlığından kurtulmak lazım. Ve bizim de bazı toplantılarda ifade ettiğimiz şekliyle sadaka ekonomisi süreci seçim süreciyle örtüşerek yine aldatma ve kandırma politikaları takip ediliyor. Bundan ülkeyi kurtarmak lazım. Peki efendim, çok teşekkür ederiz görüşleriniz için. Selamun aleyküm. Ne kara kara düşünüyorsun böyle? Ne olsun baksana. Tütün para etmedi bu yıl. Ne yapacağız? Nereye kadar direneceğiz bilmiyorum. Öyle oldu hiç sorma. Gelirken Ferit'i gördüm. O da bu durumdan çok dertli. Biliyorsun Binnaz ile evlenecekti. Ama tütün para etmeyince zavallı kala kaldı öylece. Sen Ferit'i boş ver. Bence yaptığımız boykot bir işe yaramayacak. Tüm Ege'ye yayılsa bile sonuç sıfır. Kasaba doktoru Ziya Bey bile tütün piyasasına atılmış, haberin var mı? Bak işte o bile tüccar olmuş. Olan bize oldu anlayacağın. Bence inat etmeyelim. Satalım gitsin tütünleri. Kaybedecek neyimiz var? Sanırım haklısın. Ne var ne yok. Bugün hasta var mı? Hastane bugün sakin Ziya Bey. Anladım. Ben de biliyorsun tütün piyasasına atıldım. Bugün hastaneden erken çıkmam lazım. Evet biliyorum. Gelen olursa ameliyatta dersin. Anlaşıldı. Arabacı Yusuf, bir sen sözünleri çıktın. Tütünleri satmadın. Helal olsun. Tütünleri satacağıma yakarım daha iyi. O yaktıkların tütünler mi yoksa? Aynen öyle.